Merhabalar, ben Sinan Canan. Beni sağda solda görmüş olabilirsiniz mesela televizyonlarda. Ben sürekli çıkıp sağda solda beyin falan anlatıyorum. Böyle zor anlaşılan bilimsel konuları herkesin anlayabileceği bir tarzda anlatmak gibi bir takıntım, bir gayretim var. Bunu da birkaç senedir yapıyorum. Özellikle televizyon programlarından sonra bana sıklıkla yöneltilen, bu e-postalarla ya da başka kanallardan gelen bir soru var. Hocam nasıl bu kadar akıcı, nasıl bu kadar teklemeden, çok az falan yaparak konuşuyorsunuz diye. Şimdi bu soruyu ben çok düşündüm açıkçası. Bunun da çok doğrudan bir cevabını aslında bilmiyorum. Biraz hani Allah vergisi bir yetenek deyip geçebilirdim ama bu sorular bir sinir bilimci olarak benim açımdan önemli. Birçok şeyi hepiniz gibi pek doğru dürüst yapamıyorum. Ama bazı şeyleri diğerlerinden hepiniz gibi daha iyi yaptığımı fark edebiliyorum bakınca. Hepimizin belli meselelerde birikmiş bir deneyimi ve adeta otomatik pilotlarmış gibi düşünmeden yapabilme becerisi var. Şimdi bu nasıl gelişiyor? Her beceri için ayrı bir yol, ayrı bir izlek söz konusu olabilir. Ama ben acaba nasıl bu kadar dinlenilir konuşuyorum acaba diye düşündüğümde kendi zihnimi yoklayarak konuşurken neler yaptığımı anlamaya çalışıyorum. 1. Çocukluğumdan beri çok konuşuyorum. Sürekli konuşuyorum. Hatta evde beni pek kimse dinlemedi, artık işleri daraldığı için çıkıp dışarıda konuşmaya başladım. Bir şeyi devamlı yaptığınızda, özellikle bir şeye minimum 10.000 saat yatırdığınızda, bir mesai harcadığınızda o işte beyniniz el mecbur ustalaşıyor. Beynin uzmanlık alanı bu. 1. Geçmişe bağlı bir durum var. 2. Mesela size şu anda bir videoyla bir mesaj iletiyorum. Şu anda bir kamera karşısında size karşı konuşuyorum. Bu konuşmayı yapmadan hemen önce, bu soru bana iletildiğinde kafamda görsel bir imaj oluşuyor. Bu görsel imajda anlatacağım her şey duvarlardaki, tablolardaki gibi bir anda böyle hani duvara tablo asarsınız ya, onun gibi böyle asılmış vaziyette gözümün önünde görsel bir sahne olarak canlanıyor. Şu anda size anlatırken tek yaptığım sanal olarak o zihinsel odamın içerisinde dönüp sırayla tabloları okumak, onlara bakmak ve onlardan aldığım mesajları doğaçlama bir şekilde size anlatmak. Bunu evde denemeyin çünkü bu benim yöntemim. Bunu niye anlattım? Ben muhtemelen tecrübeye de bağlı olarak görsel hayal gücünü konuşma için kullanan enteresan kombinasyonlar icat etmiş birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Hepinizin zihninde benzersiz araçlar var. Maalesef zihninize girip sizin yerinize göremediğim için sizde ne olduğunu bilmiyorum. Ama kendi zihninizin içerisine siz çok rahatlıkla girebilirsiniz. Onun temel işleyiş basamaklarını dikkatlice takip edin. Kiminin görsel hayal gücü, kiminin işittiğini hatırlaması, kiminin sözcüklerle arası, kiminin ezberle arası çok iyi. Dolayısıyla bunların bir kombinasyonuyla bambaşka yetenekler ortaya koyabilirsiniz. Bu arada ben bunu mühendislikte yapmadım. Yani görsel hayal gücüm güzelmiş, ben biraz bunu sözlerde kullanayım demedim. Bu biraz yaşarken kendi kendine ortaya çıktı. Siz de sevip de kendinizi kaptırdığınız bir şey yaparken lütfen zihninizin başka ne araçları olduğuna şöyle göz ucuyla, pardon zihni ucuyla bir dikkat edin. Bakalım içeride neler oluyor. Ben nasıl konuştuğumu bilmiyorum. Bu işi nasıl yaptığımı bilmiyorum. Siz sordunuz, baktım böyle bir şey gördüm. Belki daha derine baktığımda çok daha ilginç bir şeyler göreceğim. Onu da görürsem kesin size paylaşacağım. Söz.